burada çok ilginç bir e, grafik var. Öksürük e, 10 metre/saniyede bölü saniyede, e, bir hızla e, geldiğinde yaklaşık 2 metreye kadar 2 metreye kadar yayılabiliyor. Hı hı. Ama MIT'nin e, Massachusetts e, Teknoloji Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre öksürdükten sonra yaklaşık 6 metrelik bir mesafede e, bu damlacıkların yayıldığı e, ortaya çıkmış. E, yüksek hızlı kameralarla bunu e, hı hı. tespit ediyorlar. Hapşırma ise 50 metre bölü saniye hızda yayılıyor ve yaklaşık 2 metreyi geçen bir 3 metreye kadar. Fakat MIT, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü yine hızlı kameralarla bunun yaklaşık 8 metre mesafeye ulaştığını ortaya çıkardı. Hiçbir şey yapmıyor kişi. Solunum yoluyla damlacık çıkardığında yani havaya partiküller zerk ettiğinde bıraktığında yaklaşık bir buçuk metrelik bir havada Kaldıktan sonra yere düşme e, söz konusu. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Öyle ya da böyle eğer hastaysanız e, veya hastalık geçirme riski taşıyorsanız muhakkak ama muhakkak e, e, maske kullanacaksınız. O zaman bir metre mesafe kuralı bu bağlamda bir buçuk metreye mi çıktı? Şimdi normalde bir buçuk iki metre üzerinde e, konu tartışılıyordu. Hı hı. Dünya Sağlık Örgütü bir metreyi yeterli bulmuştu. Amerika hı hı. Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Kanada... E, ve yine Avustralya gibi bir takım ülkeler 2 metre sınırından söz ediliyorlardı. Fakat şimdi bu mesafenin özellikle öksürük ve hapşırmayla 6-8 ila metreye kadar yayılma ihtimali gösterdiği için bu mesafenin en az 2 metre olarak tutulması ama maske kullanımının zorunlu olması üzerine bir tartışma açıldı. Dünya Sağlık Örgütü bir bakıma bu tartışmayı... Ee, bir başka noktaya taşımak üzere şimdi. Hı hı. Çünkü e, sosyal mesafe yaklaşık bir iki metre kadar tamam evet. o kabul ama e, kişinin tehlikeli ortamlarda yani mesela riskli yerlerde çalışanlar diyelim, özellikle sağlık çalışanları ya da e, kalabalık ortamlara girmek zorunda olanlar hı hı. bunların mutlaka ama mutlaka maske kullanması gerekiyor. Hı hı. Özellikle toplu ulaşım araçlarında maske kullanımının şimdi desteklendiğini görüyoruz. E, Almanya'da e, Önümüzdeki hafta başlayacak. Artık yavaş yavaş süpermarketlerde yine kalabalık ortamlarda muhakkak maske kullanılması telkin ediliyor, öneriliyor.